PetroTürk TV'den herkese merhaba. Ben Enes Gürses. Enerji sektörünün firmalarından son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Petrol Ofisi grubu tarafından geliştirilen WhatsApp sohbet robotu Lubi, madeni yağlarla ilgili birçok konuda tüketicilere yardımcı olmak üzere tasarlandı. Lubi, görüntü işleme ve yapay zeka destekli özellikleri sayesinde madeni yağ dünyasına en hızlı şekilde dahil olmanızı sağlıyor. OYAK bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de akaryakıt ve madeni yağlar sektöründe yer alan Güzel Enerji Akaryakıt AŞ'nin yeni genel müdürü Mahmut Çil oldu. Aksoy Araştırma, Pulsite Research ve Marketing Türkiye dergisi tarafından yapılan iki aşamalı araştırmayla Cumhuriyet değerlerini taşıyan markalar belirlendi. Araştırma kapsamında Opet Cumhuriyet değerleri taşıyan marka olarak seçildi. Shell, Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Türkiye'deki faaliyetlerinin de 100. yılını kutluyor. Bu kapsamda Shell'in müşterilerine değer katan ve enerji sektörüne yenilik getiren çalışmalarının yanı sıra sosyal yatırımlarıyla da Türkiye'de toplumsal gelişme ve ilerlemeye destek verdiği belirtildi. Itemiz, Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir reklam filmi yayınladı. Filmde 29 Ekim 1923'te yanan Cumhuriyet'in ışığının Türk halkı için her zaman geleceği aydınlatacak bir rehber olduğunun altı çizildi. Shell bu yılın 3. çeyreğinde 6,2 milyar dolar kar elde ederken gelecek 3 ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı. BP'nin yılın 3. çeyreğindeki karı bir önceki 3 aylık döneme göre %27 artarken geçen yılın 3. çeyreğine göre %60 geriledi. Kadıoil'in satış gücü toplantısı gerçekleştirildi. Kadıoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergis Kadıoğlu Çiftçi'nin önderliğinde gerçekleştirilen organizasyonda son çeyrek hedefleri ve yeni yıl planları aktarıldı. Firmalarımızdan son haberleri sizlere aktardık. Gelecek hafta yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.